Açıklama tuzağına yakalanabileceğiniz 3 durum. Sorun onda değil bende. Bu versiyonda ilişkide olan biten her şeyin kendi davranışlarımızdan kaynaklandığını düşünürüz. Lih bu yüzden metin randevuyu kaygılı, kaba olduğu ya da ailevi bir acil durum çıktığı için iptal etmediğinde diretiyordu. Kendi düşünceleri, hisleri ve davranışlarıyla Meti bu can sıkıcı davranışlara ittiğine inanıyordu. Bu tür bir açıklama çoğumuza cazip gelir. Çünkü bu, tüm gücün bizde olduğunu söylemenin üstü kapalı bir yoludur. Gaslighting uygulayıcımızın kötü davranışları bizim suçumuzsa, durumun tüm kontrolüne sahibiz demektir. Yapmamız gereken tek şey, daha fazla çaba sarf etmektir ve ilişki mutlaka düzelecektir. Diğer bir durumsa, kendisini çok kötü hissediyor. Bu kategoride karşımızdaki kişinin üzüntüsünü, öfkesini ya da bıkkınlığını gerçek pişmanlık hissiyle karıştırırız. Bu yüzden Lee, randevuyu iptal ettiği için Matt'in ne kadar kötü hissettiğini anlatıp duruyordu. Gerçekten de Matt, yeni bir randevu tarihi belirlemenin zor olduğunu gördüğünde ilk randevuyu iptal ettiği için kötü hissetmiş olabilirdi. Ama kötü hisleri sadece kendisiyle, istediği planları yapmayı ne kadar zor bulduğu ile ilgiliydi. Randevuyu iptal ettiğinde Lee'in ne kadar yalnız, incinmiş ya da kafası karışmış hissetmiş olabileceğini anladığına dair herhangi bir şey söylememiş, sadece buna canının sıkıldığını dile getirmişti. Lee, onun kötü hislerine odaklanarak kendisine Matt'in onu gerçekten de önemsediğine ve iyi bir ilişki yaşamaya uygun özellikleri olduğuna inandırmak istiyordu. Fantezinin gücü sayesinde karşısında onun hislerinin pek farkında olmayan, kendine dönük bir adam değil, yaptığından üzüntü duyan, hassas, ilgili bir adam görüyordu. Diğer bir kategori, nasıl davranırsa davransın üstesinden gelmeliyim. Diğer açıklamalar yetersiz kaldığında, kendimizi bir başka kişinin davranışlarından etkilenmediğimize ya da etkilenmememiz gerektiğine inandırmayı deneyebiliriz. Sonuç olarak Lee, Matt'in randevuyu iptal etmesini engelleyememişti ama bunu umursamamayı deneyebilirdi. Bazen sadece belirli bir davranışı umursamamaya karar veririz. Bazen Lih gibi bu davranışı unuturuz. Her halükarda gaslighting uygulayıcısının davranışının bizi etkilemeyeceği kadar güçlü olmaya çalışırız. Ne yaparsa yapsın onu aynı şekilde sevmeliyim demişti bir arkadaşım. Koşulsuz sevginin anlamı bu değil mi? Koşulsuz sevgiyle ilgili sorunun bu olduğunu düşünüyorum. İlişkilerin dışında kalan bir ideal. Bu koşulsuzca seven aşık aslında ne diyor? Bana nasıl davranırsan davran, ne yaparsan yap, seninle ilgili hislerim değişmeyecek. Bu yüzden hislerimi değiştirmeye çalışma. Bir randevu iptal edersen, yine de sana karşı hislerim değişmeyecek. Kendi hislerine odaklanmak için benim hislerimi göz ardı edersen, beni sevgi ve ilgi yağmuruna tutmuşsun gibi, aynı şeyleri hissetmeye devam ederim. Bana hakaret edebilir, görmezden gelebilir ya da makul olmayan taleplerde bulunabilirsin. Bunlardan zerre kadar etkilenmem. İşte, ben o kadar iyi bir insanım ve seni bu kadar çok seviyorum. Sonuç olarak sen ve davranışların önemli değilsiniz. Önemli olan benim ve hissettiğim sevgi. Yanlış anlamayın. Bir ilişkide, kötü zamanlarda karşısındaki kişiye destek olan insanları her zaman savunurum. Sevgi dolu bütün ilişkilerin biraz fedakarlık gerektiğine inanırım. Ayrıca sevginin her zaman kolay olmadığını da biliyorum. Ama sevginin özü, bunun bir ilişki olmasıdır. Bir partnerin yaptığı diğerini etkiler. Bu hem iyi hem de kötü haber. Sevginin üzücü ve mutlu yanlarıdır. Diğer kişinin davranışlarından etkilenmemek mümkün değildir. Mümkün olsaydı ilişkiyi kendi başımıza yaşardık. Peki, bu koşulsuz sevgi fikri neden bize bu kadar çekici geliyor? Öncelikle pek çoğumuz sevginin hayal kırıklığı yaratan bir deneyim olduğunu görmüşüzdür. Aile fertlerimiz, arkadaşlarımız ve sevgililerimiz bize her zaman çok iyi davranmamıştır. Bizi yarı yolda bırakan ebeveynlerle büyümüş, bize ihanet eden sevgililerimiz olmuş ya da tekrar tekrar iş arkadaşlarımızla, dostlarımız tarafından hayal kırıklığına uğratılmış olabiliriz. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak sevginin bizim için bir seçenek olmadığına, bizi cömertçe sevebilecek ve empati göstererek, destek vererek ilgilenecek birisiyle asla tanışamayacağımıza inanabiliriz. Acı verici bu korkuyla sorunu kendimizi güçlü, kendine yeten ve büyük bir güce sahip kişiler olarak yeniden yaratarak kendi başımıza çözmeye çalışabiliriz.
Sonuç olarak sevdiklerimizin eksikliklerini daha iyi insanlar haline gelerek telafi etmeye çalışırız. Ve kendimize bu insanın gerçekten neler yapabileceğini sormak yerine bu ilişkinin nasıl olabileceğini hayal eder, tamamıyla kendi rolümüze odaklanırız. Bir ilişkide gerçekten nasıl hissettiğimize bakmak yerine memnun veya boşlukta, sevilmiş veya ihmal edilmiş. Daha az bencil, daha verici, daha sevgi dolu olsaydık nasıl hissederdik diye hayal kurarız. Böylece kendimizi gaslighting'e karşı savunmasız bırakırız. Kendimizi daha iyi hissetmek, özgüvenimizi arttırmak ya da dünyada kim olduğumuza dair benlik algımızı geliştirmek için gaslighting uygulayıcımıza ihtiyaç duyduğumuza inandığımız sürece sadece gaslighting uygulayıcılarımızı bekleyen mağdurlar oluruz. Gaslighting sırasında neler olduğunu hatırlayalım. Bazen sizi gerçekten anlama kapasitesine sahip olsa bile, gaslighting uygulayıcının size haklı olduğunu kanıtlayarak, onun görüşlerini kabul etmeniz için direterek, kendi benlik ve güç algısını koruma ihtiyacının ağırlığı altında ezilir. Sizden ve hislerinizden ne kadar söz etse de aslında tek bir şeyle ilgilenir. Sizi haklı olduğuna ikna etmek. Ancak açıklama tuzağına düşüyorsanız, bu davranışı açıklamanın bir yolunu bulmaya çalışabilirsiniz. Gaslighting uygulayıcınızın onayını almayı ve onu ideal bir şekilde görmeyi o kadar arzularsınız ki, davranışlarını görmezden gelip sözlerine odaklanırsınız. Örneğin Matt, Leah'la çıkmak istediği konusunda diretmişti. Ama bir yandan da onunla belirli bir plan yapmamıştı. Ve son anda randevuyu iptal etmiş, Leah'ın hislerini önemsediğine dair herhangi bir belirti sergilememişti. Önemsediği tek şey, kendi düştüğü can sıkıcı durumdu. Leah, Matt'in davranışından hiç hoşlanmadığını fark etmek yerine, sorunu tek başına çözmeye çalışmış, ters giden her şey için sadece kendisine sorumlu olduğu, içini rahatlatan bir açıklama bulmuştu. Ve böylece sorunu kesinlikle çözebileceğine inanmıştı. Matt'in onu göz ardı ettiği kadar Leah da kendince onu önemsememişti. Bir randevu iptal eden ve sonra yeniden plan yaparken şikayet eden, gerçek hayattaki bu adama odaklanmak yerine, ilgisini belli ettikten sonra ona iyi davranacak olan tatlı, yalnız bir adam hayal etmişti. Sonra da yeteri kadar ilgi göstermediği için kendisini suçlamıştı. Açıklama tuzağından nasıl kaçınırsınız? Kabin görevlerinizde iletişim halinde olun yeter. Size bir durumu tüm gerçekliğiyle aydınlatan açıklamalar ile gerçekleri görmezden gelmenize yardımcı olanlar arasındaki farkı göstereceklerdir. Kaygılı, huzursuz ya da rahatsız hissediyorsanız ve açıklamanızı kendinize ya da bir arkadaşınıza defalarca yinelemeniz gerekiyorsa, bir şeyi açıklayarak göz ardı etmeye çalıştığınızın iyi bir göstergesiyle karşı karşıyasınız demektir. Gerçek bir açıklama, anlayış ve şefkatin verdiği bir rahatlama hissi getirir. Bir açıklama tuzağı ise çoğu zaman yok etmesi gereken kaygıları besler. Kabin görevlerinize ulaşmanın birkaç yolu. Bu araştırmaları yaparken sizi huzursuz eden hisler ortaya çıkabilir. Bu sorun değil. Hatta sorunu çözmek için gerekli olan o içsel bilgeliğe eriştiğinizin bir işaretidir. Biraz dayanın. Hislerinizi gözlemleyin ve size neler öğreteceklerine bakın. O zaman tavsiyelere başlıyorum. Bir günlük tutun. Huzursuz ya da tereddütlü hissediyorsanız en azından 7 gün boyunca her gün en az 3'er sayfa yazın. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, duraksamadan, kendinizi kısıtlamadan ya da düşüncelerinizi değerlendirmeden yazın. Bırakın gerçekler ortaya çıksın. 2. Meditasyon yapın. Meditasyon zihni boşaltma ve sakinleştirme pratiğidir. Pek çok kişi her gün 10-15 dakika kadar meditasyon yaptıklarında ya meditasyon sırasında ya da günün diğer zamanlarında en derin düşünceleriyle hislerinin yüzeye çıktığı, içsel bir netlik kazandığını söyler. Birçok yoga merkezinde meditasyon kursları var. 3. Tavsiye, hareket meditasyonu yapın. Zihni ve bedeni birleştiren egzersiz türleri, yoga, tai, chi ve birçok uzak doğu sporu genellikle hareket meditasyonu türüdür. Bu disiplinler bedeninizi daha esnek bir hale getirirken, zihninizi, kalbinizi ve ruhunuzu da açmanıza yardımcı olur. Bunlar kendi vizyonunuzu korumanın ve en derin, en gerçek algılarınızla yeniden bağ kurmanın kusursuz bir yoludur. Yalnız zaman geçirin. Genellikle hayatımız öylesine yoğun ve programlıdır ki kendimizle bağ kuracak vaktimiz kalmaz. Psikolog Thomas Moore,
ruhu vahşi doğanın çekingen bir yaratığına benzetir ve dışarı çıkıp bilgeliğini paylaşması için sabırla ormanın kenarında beklemeniz gerektiğini söyler. Çevrenizden kopmuş ve kafanız karışmış gibi hissediyorsanız, belki de ihtiyacınız olan tek şey yeniden bağ kurmak ve vakit ayırmaktır. Diğer tavsiye, arkadaşlarınız ya da ailenizle vakit geçirin. Bazen birinci aşama gaslighting'de bile kendimizi gaslight uygulayıcımız haricinde herkesten giderek soyutlanmış halde buluruz. O sorunlu erkek arkadaş, kız arkadaş, iş arkadaşı ya da patronu birlikte olmadığımızda bile aklımızı onun ne diyebileceğiyle, düşünebileceğiyle, isteyebileceğiyle ve talep edebileceğiyle meşgul ederiz. Sizi olduğunuz gibi gören biriyle vakit geçirmek, bakış açınızı yeniden kazanmanız için mükemmel bir yol olabilir. Gaslight tangosundan kaçınmak mümkün müdür? Tabii ki de mümkündür. Birinci aşama gaslighting özel bir zamandır. Üç aşama arasında sadece gaslight tangosunu durdurma değil, bundan tamamıyla kaçınma fırsatı olan tek aşamadır. Peki, gaslight tangosundan nasıl kaçınırsınız? Gelin hep beraber önerilere bakalım. Randevuya çıktığınız kişiyle. Dikkatli olun. Kendinizin önemli bulduğu konular ile onun önemli bulduğu konular arasındaki boşlukları gözden kaçırmayın. 2. Düşüncelerinizi ve yargılarınızı netleştirin. Sizi bir şeyle suçluyormuş gibi görünüyorsa, kendinize davranışınızla ilgili bu değerlendirmesine katılıp katılmadığınızı sorun. 3. Espri anlayışınızı yitirmeyin. Karşınızdaki kişi bir konuyu sizden çok daha ciddiye alıyormuş gibi görünüyorsa, neyin önemsiz, hatta saçma denecek kadar önemsiz olduğu algınızı koruyun. 4. Bir tartışmaya girmeden kendinizi savunun. Genellikle biri sizi saçma bulduğunuz bir konuda suçlarsa hiçbir şey dememek en iyi yanıttır. Ne kadar haklı olduğunuzu kanıtlamaya çalışmak neredeyse kesin bir şekilde tangoyu başlatır. Çünkü bu tangoyu tetikleyen şey onaylanma ihtiyacıdır. 5. Hislerinizi kontrol edin. Randevuya ilerledikçe sinir olduğunuzu mu hissediyorsunuz? Kaygılı mısınız? Mutluluktan ayaklarınız yerden mi kesildi? Bu hislerin ne anlama geldiğini söyleyebilmek için çok erken olabilir ama en azından bunların farkında olabilirsiniz. Bakış açınızı korumaya çalışın. Randevunun sonunda genel olarak nasıl gittiğini anlamak için hislerinizi kontrol edin. İyi yönleri, kötü yönlerini aşıyorsa bu kişiyle yeniden görüşmek istemeyebilirsiniz. Ama sizi sıkan ya da şaşırtan ayrıntıları unutmayın. Patronunuzla 1. Örüntüyü fark edin. Patronunuz size duygusal açıdan değersiz olduğunuzu ve baskıya dayanamadığınızı söyleyerek gaslighting uyguluyor olsa da, bunu sürekli olarak mı yoksa bir hata yaptığınız, çok başarılı olduğunuz ya da zorluk yaşıyormuş gibi göründüğünüz zamanlar gibi belirli durumlara tepki olarak mı yaptığını bilmiyorsunuz. Patronunuzun gaslight örüntüsünü bilmek, nelere tahammül edip edemeyeceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. 2. Patronunuzun ne kadar ileri gidebileceğini öğrenin. Gaslight durumu kaçınılmaz bir şekilde ceza ile mi sonuçlanıyor? Değişen görevler, ücret kesintisi, işten atılma. Yoksa psikolojik bir oyundan mı ibaret? Durumu net bir şekilde gördüğünüzde kendi sınırlarınızı da belirleyebilirsiniz. 3. Ne kadar temas kurmanız gerektiğini belirleyin. Bazı patronlar iş hayatınızın en önemli parçalarıdır. Bazıları ise daha ziyade sahne arkasındaki kişilerdir. Kimse patronun gaslight içeren davranışlarına maruz kalmak istemez ama patronunuz iş yerindeki günlük performansınızda nispeten ufak bir rol oynuyorsa davranışlarına tahammül etmek daha kolay olabilir. Ailenizle 1. Katılmayı reddedin. Bu büyük bir ihtimalle birçok kere duyduğunuz, söylemesi kolay, yapması zor olan tavsiyelerden biridir. Yine de anneniz, babanız, erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz ya da huysuz jin teyzenizle gaslight tangosu yapmaktan kaçınmanın en iyi yoludur. Özellikle de aile söz konusu olduğunda örüntüler öylesine yerleşik hale gelmiştir ki bunları yıkmak çok zordur. Gaslighting içeren bir diyaloğa katılmayı reddetmek çoğu zaman en güçlü yanıttır. 2. Haklı olarak görülme ihtiyacınızdan vazgeçin. Haklı olarak görülmeye ihtiyaç duyuyorsanız gaslighting'e karşı savunmasız kalırsınız. Haklı olduğunuza dair en derin, içsel katiyet hissinden vazgeçmenizi söylemiyorum. Ama akrabalarınızın haklılığınız hakkında ne düşündüğünü gerçekten de umursamadığınızda ailenizin gaslighting'inden kurtulma yolundasınızdır. 3. Anlaşılmaya olan bağlılığınızdan vazgeçin.
Ben onların bakış açısını anlıyorum. Onlar neden benimkini anlamıyorlar diye sorabilirsiniz. Yanlış anlaşıldığınızı hissetmek kolay değildir. Sizi yanlış anlayan kişiler aileniz olduğunda ise hiç kolay değildir. Ama anlaşılmayı beklemek sizi gaslighting'e açık hale getirir. Dansı durdurmak nasıl olur? Dansı durdurmak. Birinci aşama gaslighting bile bizi gaslight tangosunu yapmaya başladığımız noktaya itebilir. Peki, dans başladığında bunu nasıl durdurursunuz? Gaslighting'in her aşamasında fayda sağlayan ama özellikle birinci aşamada etkili olan birkaç öneriden bahsedelim. Kendinize kim haklı diye sormayın. Bana böyle davranılması hoşuma gidiyor mu diye sorun. Gördüğümüz gibi bizi gaslighting içeren ilişkilerde tutan en önemli unsurlardan biri haklı olma ihtiyacımızdır. Adilane davranmadığımızdan, fazla hassas olduğumuzdan ya da bir şeyi fazla büyüttüğümüzden endişe etmek bizi başkasının manipülasyonlarına karşı savunmasız bırakır. Ama bize nasıl davranıldığına odaklanırsak kafa karışıklığını büyük ölçüde yenebiliriz. Bir önceki bölümün başındaki örneğe geri dönecek olursak, erkek arkadaşınız onu sinema salonunda yalnız bıraktığınızdan şikayet ederse haklı mı diye sormayın. Benimle bu şekilde konuşan bir adamla birlikte olmak hoşuma gidiyor mu diye sorun. Hislerini sizinle paylaşmasından, yanlış davrandığınızı söylediğine pişman olmasından ya da bu olaya gerçekten de kayıtsız kalmasından memnunsanız ve özellikle de diğer zamanlarda arkadaşlığından keyif alıyorsanız bir sorun yok demektir. Bu olay sizi incitirse, öfkelendirirse, kafana kısılmış ya da kafanız karışmış gibi hissettirirse, o zaman bu olumsuz hislere alan açın ve bu tatsız deneyimin bu kişiyle görüşüp görüşmeme kararınıza katkıda bulunmasına izin verin. İyi olmak için endişelenmeyin. Sadece yeteri kadar iyi olmayı önemseyin. Birçoğumuz iyi kız ya da iyi bir insan olma fikrini fazla kafamıza takarız. Kendimizi iyi bir insan olarak görmek, bu sözcüğün tanımı kişiden kişiye değişir, bizim için çok önemlidir. Nazik, iyi yürekli, cömert, destekleyici, anlayışlı ya da bir partnerin ihtiyaçlarına karşı duyarlı kişiler olmayı arzularız. Partnerimizin bize nasıl davrandığını düşünmek yerine tüm dikkatimizi nasıl davrandığımıza yöneltiriz. Bu bir ilişkide sorumluluk almanın faydalı bir yolu olabilir ama bir yandan da partnerimizin bize kötü davrandığını görmekten ve buna bir son vermemiz gerektiğini kabul etmekten kaçınmamıza da neden olabilir. Kendinizi sürekli olarak iyi bir insan olmak için endişelenirken buluyorsanız, hislerinizle davranışlarınızın bütünleşmiş olduğuna inanıp inanmadığınızı düşünmeye odaklanabilirsiniz ve kendinize ilişkideki iyi davranışlar için tüm sorumluluğu alıp almadığınızı sorabilirsiniz. Partneriniz gerçekten gaslighting içeren davranışlarda bulunuyorsa, ilişkiniz sadece sizin iyi olmanızla düzelmeyecektir. İyi olsanız da, olmasanız da, ancak gaslight tangosunu yapmaktan vazgeçtiğinizde daha iyiye gidecektir. Doğru olduğunu bildiğiniz konularda tartışmayın. Neler olduğunu biliyorsanız bu konuda tartışmanıza gerek yoktur. İşin aslı bu konuda tartışmak sadece kafanızı karıştırır. Basit bir konuda tartışmak, 20 dakika dışarıda kalmadım, bu iş beni tehdit altında hissettirmiyor, son anda bir pasta yapmayı kabul etmemiştim ki gibi, gerçekliğin tartışmaya açık olduğuna ve iyi bir argüman duyarsanız taraf değiştireceğinize işaret eder. Gaslighting uygulayıcınızın sizi pes edene dek gerçekler ya da duygusal ifadelerle hırpalaması için davetiye çıkarır. 4 yaşındaki bir çocukla ayın dünyaya düşebileceği, şekerin sebzelerin yerine geçebilecek kadar iyi bir besin olduğu veya bütün gece uyumasa asla yorulmayacağıyla ilgili olarak tartışır mıydınız? Hayır, çünkü haklı olduğunuzu ve 4 yaşındaki bir çocuk ne derse desin fikrinizi değiştirmeyeceğinizi bilirsiniz. Daha da önemlisi bu konularda tartışmaya açık olmadığınız mesajını almasını da istersiniz. Neyin doğru olduğunu biliyorsunuzdur, o kadar. Gaslighting uygulayıcınız bir çocuk değildir ama ona da aynı mesajı vermek önemlidir. Bazı konular tartışmaya açık değildir. Kendinize her zaman kendinizle ilgili doğruyu söyleyin. Bunu yapmak zor olabilir çünkü bir gaslighting uygulayıcısı hep kim olduğunuzla ilgili olumsuz yorumlar yapar ve bu eleştiriler makul miktarda doğruluk payı taşıyor olabilir. Sizin göreviniz bir silah olarak kullanılan eleştirilere direnmek ve kendinizle ilgili gerçek, dengeli ve şefkatli bir görüşe sahip olmayı sürdürmektir. Gaslighting ile karşılaştığınızda bunu yapmak kolay değildir ama benlik algınızı korumak için kesinlikle gereklidir.
Dolayısıyla gaslighting uygulayıcınız çok unutkansın gibi bir şey dediğinde içsel diyaloğunuz şu üç örüntüden birini izleyebilir. 1. Haklı mı? Gerçekten de çok unutkan mıyım? En son ne zaman bir şey unuttum? Aklıma böyle bir zaman gelmiyor. Bu konuyu cidden abarttı. 2. Haklı mı? Gerçekten de çok unutkan mıyım? En son ne zaman bir şey unuttum? Aslında geçen hafta süt almayı unuttum. Belki de bunu düşünüyordu. Önceki hafta da kuru temizlemeciye gitmeyi unuttum. Düşünüyorum da bu iki ufak olay unutkan olduğum anlamına gelmez. Bu yüzden bu konuda endişelenmeyeceğim. 3. Haklı mı? Tabii ki haklı. 5 yaşımdan beri unutkan bir insanım. Ben tam şu dalgın profesör tiplemesi gibiyim. Ama ne olmuş? Hatalarımı bana karşı kullanması ve beni kötü hissettirmesi doğru değil. Tek bir kusura odaklanmayacağım. Onun da odaklanmasını istemiyorum. Çünkü başka birçok konuda gerçekten başarılı olduğumdan bu o kadar da önemli bir şey değil. Gaslighting uygulayıcınızla tartışmalardan kaçınmayı pratik edin. Bir kez daha kimin haklı kimin haksız olduğundan endişe etmeyin. Önemli olan tartışmayı kimin kazanabileceği değil, size nasıl davranılmasını istediğinizdir. Bu paragrafın sonunda haklı haksız tartışmasından kaçınmak için kullanabileceğiniz bir taktik listesi var. Bunları sizin ve gaslighting uygulayıcınızın kişiliğine uyarlayın. Örneğin cümleye "seni seviyorum" diye başlarsanız bazı erkekler siz daha iyi dinler. "Seni seviyorum ama şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Bunu sonra konuşabiliriz." Bazı erkeklerse duygusal bir cümle kullandığınız takdirde hiçbir şey anlamaz ve sadece açık bir emri dinler. "Lütfen şu anda bundan söz etme." Aşağıdaki seçeneklerin size nasıl en faydalı olabileceğini görmek için birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Haklı haksız tartışmasından kaçınmak için söyleyebileceğiniz şeyler. "Haklısın ama bu konuda tartışmaya devam etmek istemiyorum." "Haklısın ama benimle bu şekilde konuşulmasını istemiyorum." "Bana kötü yakıştırmalar yapmazsan seve seve bu konuşmaya devam ederim." "Bu konuşmanın gidişatından hoşlanmadım. Daha sonra tekrar deneyelim." "Bence bu konuşma yeteri kadar uzadı. Şu anda yapıcı olabileceğimi sanmıyorum. Bunu başka bir zaman konuşalım." "Bu konuda anlaşamadığımızı kabul etmemiz gerek." "Bu tartışmaya devam etmek istemiyorum." "Şu anda bu konuşmaya devam etmek istemiyorum." "Seni anlıyorum ve bu konuyu düşüneceğim ama şu anda bunu konuşmaya devam etmek istemiyorum." "Bu konuşmaya devam etmeyi gerçekten de isterim ama bunu daha hoş bir tavırla yapmadığımız takdirde devam etmek istemiyorum." "Şu anda hissettiklerim hoşuma gitmedi ve bu konuşmaya devam etmek istemiyorum." "Farkında olmayabilirsin ama bana gerçeklerin ne olduğunu bilmediğimi söylüyorsun. Kabalık etmek istemem fakat seninle aynı fikirde değilim. Seni seviyorum ama bu konuda konuşmayacağım." "Seninle bu samimi konuşmaları yapmayı seviyorum ama beni küçümsemediğinde." "Niyetim beni küçümsemek olmayabilir ama öyle hissediyorum ve bu konuşmaya devam etmeyeceğim." "Şu anda bu konuşmaya devam etmem için iyi bir zaman değil. İkimiz için de uygun olan başka bir zaman seçelim." Kendinize öfkelenmek için izin verin ama hisleriniz ya da sesinizi duyurma hakkınızla ilgili bir tartışmaya sürüklenmeyin. Öfke, hislerinizi açıkça dile getirmek için harika bir yol olabilir ama tartışmak sizi sadece daha da köşeye sıkıştırır. Mesajınızı tek bir cümleyle özetlemenin ve sonra sadece bu cümleyi tekrarlamanın etkili olduğunu görebilirsiniz. Yine size ve durumunuza en uygun tarzı seçin. Gerekirse doğru seçeneği bulana dek denemeler yapın. Bir tartışmadan kaçınırken öfkenizi ifade etmek için söyleyebileceğiniz şeyler. "Lütfen benimle bu ses tonuyla konuşma. Bu hoşuma gitmiyor." "Bağırdığın sürece ne demek istediğini anlayamam." "Benimle aşağılayıcı bir tavırla konuştuğun sürece ne demek istediğini anlayamam." "Bana bağırırken seninle konuşmak istemiyorum." "Benimle aşağılayıcı bir tavırla konuştuğunda seninle konuşmak istemiyorum. Şu anda bu tartışmaya devam etmeyeceğim." "Benim bakış açıma göre gerçekleri çarpıtıyorsun ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Seninle biraz sakinleştiğinde konuşacağım." "Hislerimi incitmek istememiş olabilirsin ama şu anda konuşamayacak kadar üzgünüm. Bunu daha sonra konuşabiliriz." Özellikle partneriniz ya da birkaç başka kişiyle bu dansı bir süredir yapıyorsanız gestel tangosuna son vermek zor olabilir. Bazen bocaladığınızı, bazen de nadiren tartışmaların olduğu, sağlıklı dönemler yaşadığınızı görebilirsiniz. Endişelenmeyin. Çünkü değişimlerin büyük bir kısmı böyle gerçekleşir, adım adım, dura kalka. Buna bağlı kaldığınız sürece ilerleme kaydedersiniz. Dilediğiniz ilerlemeyi göremiyorsanız bir terapiste başvurabilir ya da çabalarınızı destekleyecek başka bir yardım türü aramayı düşünebilirsiniz.
Ancak dansı birinci aşamada hala kendi bakış açınızdan nispeten memnunken durdurmayı başarırsanız oyunda öne geçersiniz. Çünkü ikinci hatta üçüncü aşamaya girmekten kaçınmış olursunuz. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi gestalting uygulayıcınızın onayını almaya ne kadar saplanırsanız tangoyu bırakmak o kadar zorlaşır. Dolayısıyla bu örüntüden ne kadar erken kurtulursanız o kadar iyi olur. Bir sonraki bölümde ikinci aşama olan belki de haklısındır üzerinde konuşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.